sene de olmadı. Seneye bir daha deneriz. Ulan her sene aynı şeyi söylüyorsun. Ne yapayım? Fiyatların düşmesini bekliyorum. Ama her sene daha fazla yükseliyor. Bence yol yakınken ayrılalım biz. Bir yastıkta kocamanızı sağlayacak adam geldi. Siz kimsiniz lan? Evlenmenizi sağlayacak tek kişi. He, bankacısın sen. Kredi vereceksin bize. Yo. Faizci? Yine bilemediniz. Tefeci? Ulan üçü de aynı şey zaten. Buldum. Çok şükür. Yıllar önce beni bırakıp giden babamsın sen. Canım babam, biliyordum geri geleceğini. Çüş lan Köstük, ne babası? İkinci el evlilik paketi işi yapıyorum ben. İkinci el evlilik paketi nasıl oluyor? Sizin gibi durumu olmadığı için evlenemeyenlere özel bir paket. Neler var bu pakette? İkinci el beyaz eşya, ikinci el mobilya, ikinci el gelinlik, ikinci el damatlık. İyiymiş. Ne kadar peki bu paket? 50.000 TL'cik. Bizim o kadar paramız yok ama. Sizin bekleyecek vaktiniz de yok ama. Nasıl yani? Azrail diyor, her yerde sizi arıyor diyor. Abi mobilya mağazasından bir çift daha çıktı. Onlar da bir şey almamış. Yürü gidelim. Bence yol yakınken ayrılalım biz. Bir yastıkta kocamanızı sağlayacak adam geldi. Az önce de gelmişlerdi. Biz onlar gibi değiliz. Evlenmenizi sağlayacak tek kişi benim. Hiç kendini yorma. Benim gücüm ikinci ele yetmiyor. Biz ikinci el evlilik paketi satmıyoruz. Ne satıyorsunuz peki? Üçüncü el evlilik paketi bizimki. Pakette neler var? Üçüncü el beyaz eşya takımı. Üçüncü el mobilya takımı. Üçüncü el damatlık ve gelinlik. Bu paket ne kadar peki? 19.900. Bak bu uygunmuş. Alıyoruz. Getir oğlum hemen eşyaları. Taşıma size ait değil mi? Evet, bize ait. Heh, arabada geldi. Bu ne? Televizyon, soba, pazar arabası, çamaşırları yıkamak için leğen, davul fırın, ütü, oturma grubu, banyo için oturak. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Ben değil abi, onlar dalga geçiyor bizimle. Fiyatlar böyle yüksek olduğu sürece Galiba'nın evlilik paketi ancak bu kadar olur. Hadi gidelim öyleyse.